Herkese merhaba arkadaşlar, Cities Skylines'ın yeni bir videosuyla karşınızdayım. Bu videoda arkadaşlar yeni Cities Skylines'ın modlarını göstermeye çalışacağım sizlere. Cities Skylines'da zaman zaman gelen güncellemelerle birlikte çeşitli modlar güncelleme alıyor veya yeni isimlerle beraber tekrardan karşımıza çıkıyor. Zaman zaman tabii ki kendi kullanıcısı yani yapımcısı işte ne bileyim Bloody Penguin mesela çok fazla mod yapan birisi gördüğüm kadarıyla aboneliklerden, modların aboneliklerinden. Bloody Penguin yapmıyor modu ve bir sonraki güncellemede farklı bir isim yapıyor o modu veya farklı bir işlevle beraber yapıyor. İşte içerisinde 3-5 tane farklı özellik ekleyerek bizlerin karşısına sunuyor. Mesela Algernon bu konuda en gördüğüm şey isim yani açıkçası. Daha önceden farklı modları görmüyorduk mesela Algernon'un üzerinden ama yeni güncellemelerde şu anda çok fazla modunu görmeye başladık. Belki benden kaynaklı ben görmemişimdir ama durum bu. Bloody mesela yapıyor. Daha sonrasında güncelleme geldiğinde güncelleyememiş oluyor veya çeşitli hatalarla karşılaşıyor. Vakit bulamıyordur vesaire vesaire. Algernon yapıyor farklı bir modu. Aynı modun farklı bir ismiyle beraber paylaşıyor. Tabii ki birebir benzer isim olmayacak şekilde eklemeler yapıyor. 0.9 versiyon 2 versiyon 3 şeklinde çeşitli eklemeler yaparak bizlere sunuyor o modu. Şu anda kullanımı modları göstereceğim sizlere. Aynı zamanda kullanmanız gereken modlar yani açıkçası bunlar. Bunları kullanırsanız herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamazsınız. Tabii ki ben gösterdiğimde bu modları sizlerde eksik olan bir mod varsa hani şu modun alternatif var mı vesaire gibisinden yorum atarsınız zaten bunun cevabını vermeye çalışırım. Bulmaya çalışırız alternatif modunu veya şu güncellenmiş mi güncellenmemiş mi ona bakmaya çalışırım elimden geldiği kadarıyla. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir detaydan bahsedeyim. Mesela Traffic Manager modunun üzerine geldiğimizde Crash Shoe diye bir isim yapmış. Değişik bir isim var açıkçası. Bilmiyorum farklı modları var mı ama şu anda bu modu yapan kişi Crash Shoe isimli bir arkadaş. Bunun üzerine geldiğimizde seçeneklere geldiğimizde zaten ayarlarına falan bakabiliyoruz. Ben bunları anlatmayacağım şu anda modların ayarları nasıl yapılmalı nasıl yapılabilir vesaire gibisinden bir konu değil şu anda başlığımız. Şimdi modun yanında arkadaşlar ünlem işareti var mı yok mu ona bakacağız öncelikle. Ünlem işareti varsa aman bu mod çalışmaz demeyelim. Denememiz lazım öncelikle tabii ki. Bu mod herhangi bir şekilde Traffic Manager modunun yanında ünlem işareti yok. Yani şu anda oyun versiyonumuz nedir? Sağ altta yazıyor zaten. 1.16.1-F2. Yani bu şu anda güncel oyun versiyonu. Cities Skylines oyun versiyonu 1.16.1-F2 şeklinde bir sürüme sahip. Modunda sürüme eğer 1.16.1-F2 ise herhangi bir şekilde yanında ünlem işareti çıkma ihtimali yok. Ama yanında ünlem işareti varsa mesela Ticket Price Customizer modunun yanında geldiğimizde this mod işte kullanılamaz vesaire vesaire bu mod herhangi bir şekilde bu versiyonla uyumlu değildir. Kullanmaman gerekiyor gibisinden bir şey yazıyor. Çalışmama ihtimali var yani açıkçası. Ama ünlem var diyerekten çalışmaz. Kesinlikle çalışmaz. Ben hadi yeni modu bulayım. Yeni modun nasıl bulabilirim? Araştırma yapayım hadi atölyede ama benzeri yok bu modun demeyelim. Çünkü herhangi bir şekilde ünlem varsa modu denemelisiniz çalışıyor mu çalışmıyor mu diye. Yani bu ünlem çalışmadığının garantisi değil. Çalışıp çalışmadığının garantisi değil açıkçası. Şimdi tıkladık modun üzerine yanında büyüteç işareti var. Tıklamadan yapabilirsiniz bunu tabii ki. Büyüteç işaretine bastığımızda Steam sayfası açılıyor gördüğünüz gibi. Steam sayfası açıldıktan sonra arkadaşlar modun versiyonunu görüyorsunuz. Bakın çok çok eski versiyon bu yanlış hatırlamıyorsam. Bayağı eski versiyon ki zaten bakın güncellemesi 2020'de yani 3 yıl önce yapılmış neredeyse. Hatta tam 3 yıl açıkçası. 3 yıldan birazcık geçmiş bile yani 3 yıl 5-6 gün falan olmuş yani öyle düşünün. 1.13.0-F7 compatible versiyonuymuş şu anda oyunun bu güncel versiyonu. Ama oyun içerisinde çalışıyor mu bot? Evet kesinlikle çalışıyor. O kadar zaman geçmesine rağmen üzerinden 3 yıl geçmiş hala mod güncel versiyonlarla beraber çalışabiliyor. Adam zaten Bloody Penguin Sunset Harbor modu için ayarlamış. Bakın Sunset Harbor modu geldiğinde DLC'si geldiğinde pardon bu mod güncelleme almış en son. O zaman kalmış o haliyle kalmış. Çünkü herhangi bir şekilde farklı bir güncelleme ihtiyacı duymamış. Yani oyunun kendi yapısında bu mod hala işlevsel bir durumda olduğu için adam güncellenmiş veya çeşitli sebeplerden güncellenmemiş olabilir. Ama şu anda bu mod çalışıyor mu? Çalışıyor. Biz ona bakacağız. Şimdi modun çalışıp çalışmadığını anlamak için birkaç yöntem var. Veya bu modun güncel halini bulmamız için birkaç yöntem var arkadaşlar. Tabii ki %100 bulabilirsiniz gibisinden bir garanti sunmuyorum elbette. Ama bulabilme ihtimaliniz var bu şeylere baktığınızda. Şimdi modun içerisine girdiğimizde işte güncelleme süresine en son
son güncellendiği tarihe bakıyorsunuz. Ondan sonra yapıldığı etiketine bakıyorsunuz. İşte hangi versiyonla uyumlu vesaire, o tarz şeylere bakıyorsunuz. Daha sonra açıklama kısmında genelde bu tarz görseller görüyorsunuzdur zaten. Airport DLC için veya ne bileyim gelen yeni güncellemelerde yeni DLC'lerle beraber çeşitli görseller görebilirsiniz. Bunlara dikkat edeceğiz tabii ki, ama en önemli kısım şu. En aşağıya geldiğimizde, yorumlar kısmına geldiğimizde arkadaşlar, mesela işte demiş ki this is broken, use şunu kullan demiş. Yani bu arkadaş kimse bu modu kullan demiş. Yani bizi hemen tıkladık. Buraya geldiğimizde improved public transport 2 şeklinde bir mod sunmuşlar bize. Bakın 18 Eylül 2022, bir yıldan birazcık daha kısa, 7-8 aylık falan bir mod diyelim biz buna. İşte Plaza Prominence DLC geldiğinde bu mod güncelleme almış ve buradan muhtemelen bu modla beraber de çeşitli bilet fiyatlarını ayarlama ihtimalimiz var. Dolayısıyla demiş ki bize o modu paylaşan kişi, ya yorum atan kişi daha doğrusu, diğer modda, şunu bir kenarda tutalım. Bu arkadaş bende çalışmıyor bu, gelin bunu kullanın demiş. Yani bir yardımcı olmuş veya belki kendi arkadaşının modu, onu bize reklam olarak sunmuş açıkçası diyebiliriz. Tabii ki hani böyle çok fazla çalışmıyor gibisinden hatalar görüyorsanız ne yapmanız lazım? Adamların paylaştığı, yani işte bu arkadaşın paylaştığı gibi bu modu deneyebilirsin, bu modu kullanabilirsin gibisinden paylaştığı linklere bakacaksınız. Bu modla alakalı alternatif bir mod paylaşılmış mı veya yaratıcısı, yani bu modu oluşturan kişi Bloody Penguin, herhangi bir şekilde bu modla alakalı bir yazım yazmış mı? İşte şunu yapabilirsiniz veya bana hata raporunuzu, hata kodlarınızı gönderin, ben yardımcı olmaya çalışacağım gibisinden bir iletişime geçmiş mi insanlarla? Bunlara bakacaksınız. Bloody Penguin bu konularda iletişime geçmemiş, yani bu modla alakalı benim baktığımda. Neden geçmez? Çünkü mod çalışıyor yani herhangi bir şekilde. Bu modun çalışmama ihtimali şöyle olabilir arkadaşlar sadece şu anda. Bu mod Ticket Price Customizer modu. Belki bir ihtimal, mesela o az önce atan arkadaş var ya, şunu kapattık, şu sayfa var ya mesela, siz bu modu farklı bir amaçla indirmişsinizdir, abone olmuşsunuzdur moda ve aktif etmişsinizdir oyununuzda. Dolayısıyla bu modu aktif ettikten sonra o mod o modla çakıştığı durumda çakışma ihtimali olabilir. Tabii ki modlar zaten bu sebeplerle genelde çalışmıyor ki, bakın mesela Fixed Version of the Original Improved Bloody Penguin'in yaptığı modun fixed versiyonu, güncellenmiş versiyonu, muhtemelen Bloody Penguin artık güncel bir şekilde mod üretmiyor gibi geldi bana açıkçası. Benim gördüğüm o şu anda. 1.14.0 F9 versiyonu mesela en son 2022'de güncelleme almış bu modda. Bu modun güncellenmiş, yani fixlenmiş hali, daha da işlevsel hali, muhtemelen işte bilet fiyatlarını vesaire ayarlayabileceğiniz tarzda bir mod olabilir bu. Ben bunu kullanmadım ama mesela bunun fixedlanmış, yani fixlenmiş hali kullanılabilir sanırım. O yüzden mesela siz burada tercihte bulunacaksınız. Ticket Price Customizer mı kullanayım ben, yoksa işte diğer modu mu kullanayım? Diğer modun ismine de bakalım. Tekrardan kafamız karışmasın. Geldik, tıkladık. Improved Public Transport 2 1.15.07.0F7 fix olarak bizimle paylaşmış kendisi, bu modu yapan kişi. Daha doğrusu Bloody Penguin yapıyor modu. Bu arkadaş da buna bir update yapıyor diyebiliriz aslında. Ki 93.000 teki ziyaretçi, 84.000 mevcut abone, 5.000 kişi de favorilerini almış. Yani bu modu demek ki çok fazla insan kullanıyor gibisinden düşünebilirsiniz açıkçası. İşlevsel bir mod olabilir. Mesela şuna baktığımızda 40.000 kişi kullanıyor. Diğerini 53.000 civarında, 56.000 civarında bir şeyler de sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Yani bunun teki ziyaretçisi kadar insan o modu kullanıyor gibisinden düşünebilirsiniz. O yüzden iki mod arasında bir karşılaştırma yapacaksınız. Muhtemelen ben de o modu geçerim ve listemize o modu aktif ederiz. Denemiş olurum yani. Denedikten sonra işlevlerine bakarız. Ona göre Ticket Price Customizer modu yerine Improved Public Transport modunu aktif ederiz diye düşünüyorum. Tabii ki işlevlerine bakmamız lazım. Ticket Price Customizer sadece bilet fiyatlarını ayarladığınız bir mod. Seçeneklere bastığınızda zaten detaylarını falan görebiliyorsunuz o tarz modların. Yanında ünlem olursa dediğim gibi ne yapacaksınız? Steam sayfasına gireceksiniz. Hemen yanındaki büyüteceğe basarak workshop'a, Steam workshop'a, Steam atölyesine girebilirsiniz. Oradan modu kontrol edeceksiniz. Yapan kişiyi kontrol edeceksiniz. Güncelleme tarihlerini kontrol edeceksiniz. Daha sonra yorumlarına gelip o modla alakalı yeni bir update alınmış mı, update var mı, onlara bakacaksınız. Bunun dışında arkadaşlar şöyle bir detaydan bahsedeyim. Game Anarchy isimli bir mod var. Game Anarchy. Seçeneklere bastığımızda bu Game Anarchy modu gerçekten inanılmaz işlevsel bir mod.
Çok fazla oyunun kendisine ait, yani oyunun kendisine ait 4-5 tane mod var. Bu modların tamamını geçersiz saymaya sağlıyor. Yani tamamen tek başına bütün hepsinin işlevini karşılamış oluyor. Hepsinin kilidini aç, zaten kilometre taşı aç olayı yapılabiliyor. Ama buradan da yapabiliyorsunuz. Burada yaparsanız orada yapmamanız lazım. Yani onu pasife çekmeniz lazım. Bunu açarsanız eğer ne yapmanız lazım? Hepsini şu modu pasif duruma çekmeniz lazım. Diğer türlü çakışmalar, problemler yaşayabilirsiniz. Dolayısıyla bunu yaşanmak adına Game Anarchy içerisinden bunu yapmanızda fayda var. Game Anarchy tabii ki oyunu biraz daha hata ayıklama modları falan işte bunları aktif ettiğinizde size veri falan sunabildiği için veya mod uyumluluk kontrolü falan yaptığından kaynaklı olarak da oldukça fazla işlevsel nakit falan ekleyebilirsiniz. Hani herhangi bir şekilde sınırsız para kaynağıyla oynamıyorsunuz. Ama bir yerden sonra bir para ihtiyacınız olursa nakit ekleyle beraber nakit eklemesi yapabilirsiniz. Kontrol panelini göster. Bunu hiç kullanmadım açıkçası ama ne işe yarıyor bilmiyorum. Bir bakarız buna da daha sonradan. Evet, başlangıç paralarınızı falan güncelleyebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz gibisinden işlevlere sahip bu mod. Onun için özel kilidi aç dediğinizde mesela vanilla şeklinde başlarsınız. Sıfır yani başlangıç normal düz bir şekilde başlıyorsunuz. Mecra, köy vesaire bütün seviyelerden başlayabiliyorsunuz elbette. Bunları seçerek veya bunlardan bazılarını kapatıp bazılarını açarak bu şekilde başlangıçlar sağlayabilirsiniz. Game Anarchy modu oldukça işlevsel. Bunu kullanmanızda fayda var. Tek tek tabii ki modları saymayacağım sizlere. Modların açıklama listesinde paylaştığım linkten ulaşabilirsiniz modların tamamına. Atölyeden bir link paylaşacağım size. Oradan direkt tek tek tıklayarak veya tümüne abone ol diyerek hepsine abone olabilirsiniz. Şu anda benim oyunum fix bir şekilde çalışıyor. Normal Cities: Skylines 5. sezon videolarımızı takip ediyorsanız eğer şu anda oyunumuz fixlenmiş bir şekilde yani bu modlarla beraber uyumlu bir şekilde çalışıyor. Tabii ki çeşitli problemler yaşayabilirsiniz zaman zaman save'lerinizde. %100 garanti vermiyorum bu konuyla alakalı. Kimse de veremez herhalde diye düşünüyorum açıkçası. Çünkü ne bileyim bazı asetler çalışmayabiliyor zaman zaman. Bazı modların bazı özellikleri çalışmayabiliyor. Güncellemeler aldığından kaynaklı olarak vesaire vesaire bir sürü konu oluyor bu konularda. Bunlara girmeye gerek yok yani şu anda açıkçası tek tek hepsine giremeyiz. Çeşitli sebeplerden dolayı çeşitli save'lerde hatalar alabilirsiniz. Dolayısıyla %100 çalışmasa bile genel anlamda çalışan bir durum söz konusu şu anda. Tamamen yıkım yaşarsanız yorumlarda yazabilirsiniz tabii ki yıkım yaşama durumunuzla alakalı veya açıklama kısmında bulunan Discord kanalıma katılarak bana save'inizi göndererek denememi sağlayabilirsiniz. Save'iniz üzerine çalışmalar yapmamı sağlayabilirsiniz. Bu şekilde bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Cities: Skylines'la alakalı mod güncellemeleri çeşitli zamanlarda devam ediyor. Ama Cities: Skylines 2 çıkacağından kaynaklı olarak mod güncellemeleri artık yavaş yavaş azalır. Daha doğrusu oyun güncellemesi yavaş yavaş azalır. Dolayısıyla modlarda belli bir seviyeye geldi zaten. Bazı modlar özellikle inanılmaz arayüzlerini geliştirdi vesaire. Muhtemelen Cities: Skylines 2'de yer alacaklar diye tahmin ediyorum açıkçası ben o modlar. Doğrudan oyunun içerisinde almazlarsa da en azından o arayüzle beraber tekrardan Cities: Skylines 2 için bir çalışma çıkartırlar diye tahmin ediyorum. Durum bu. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum tekrardan. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.